Efendim, genel kurulda Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı da var. Kendisi Üsküdar ilçemizin Kirazlıtepe mahallesindeki kentsel dönüşümle ilgili sorunlarını yerinde incelemek için gitmişti. Ancak Kirazlıtepe'de, Fikirtepe'de vatandaşın arsasını alırken TOKİ metrekaresini 11.000 TL'ye alırken Boğaz manzaralı olan Kirazlıtepe'de metrekaresini 3.000-3.500 liraya almaktadır. Bu zulme ne zaman son vereceksiniz? Tabii ki her planlama bir kar getirisi olur. Ama kar getirisinin Kirazlıtepe'de oturan vatandaşımıza verilmesi gerekirken üçüncü şahıslara dağıtılması hak, nesafet ve adaletle bağdaşmamaktadır. Kirazlıtepe'nin tapu imar sorununu bir an önce halledilmesini bekliyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunarım. Değerli milletvekilleri, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu mahallesinde gençlere yönelik bir sosyal tesis yok. Yeşil park alanı yok. Spor kompleksleri yok, futbol sahaları yok, deprem toplanma alanları yok. Ümraniye Ihlamurkuyu mahallesinde Avrupa yakasından yani Mecidiyeköy'e, Taksim'e, Eminönü'ne direkt araç yok. Ümraniye'nin Ihlamurkuyu ve Birlik mahallesinde uyuşturucu satıcıların bölgeye yayıldığı, mahallenin bu konuda mağdur olduğu, şikayetçi olduğu, ancak herhangi bir önlem ve tedbir alınmamaktadır. Yetkililerin görevlerini yapmalarını, Ümraniye'deki sakinlerimizin bu mağduriyetinin giderilmesini talep ediyorum. Saygılarımla. Milletvekilleri, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinin nüfusu 20.000'dir. Bu 20.000 nüfuslu olan Yukarı Dudullu mahallemizde lise yoktur. Vatandaşımızın liseye ihtiyacı vardır. 20.000 nüfuslu Yukarı Dudullu mahallemizin hastaneye ihtiyacı var, hastanesi yoktur. 20.000 nüfuslu Yukarı Dudullu mahallemizde emniyet binası yok. Emniyetle ilgili ciddi sorunları var. Yukarı Dudullu mahallemizde imar sorunu var ve imar sorunu halledilemiyor. Tapu sorunları var, tapu sorunu halledilemiyor. Yukarı Dudullu mahallemizde vatandaşımızın yaşam kalitesini daha yükseltme açısından ve bunun gelişimini sağlama açısından çok fonksiyonlu kültür merkezine ihtiyacı var. Kültür merkezi yapılmıyor. Yukarı Dudullu mahallemizin bu mağduriyetleri ne zaman giderilecektir? Siyasi iktidardan, bakanlıktan bunun giderilmesini talep ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür